Herkese yeniden merhaba. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün bizimle hazırlanın videosu çekiyoruz. Birlikte hazırlanacağız. Bu arada İstanbul'dan döndü ve Dilara'yı çok özledi. Sonunda kavuştuk. Evet. Gerçekten Hande'nin yokluğunu fazlasıyla hissettim. Zaten odalarımızı da beraber kullandığımız için bayağı sürekli yalnızdım. Odam yani düzgündü. Düzgün. Full düzgün. Bir şey söyleyeceğim. Hande olduğunda karma çorman oluyordu etraf. Çünkü iki kişi zaten bir oda kaldığında eşyaların yerleri sürekli değişiyor. Neyin nerede olduğunu bir türlü bulamıyorsunuz. O yüzden böyle karmaşalar oluyor. Evet, şu an böyle bir pembeler içerisinde. Niye böyle bir şey yaptım? Yani pembe oldum sürekli. Bilmiyorum, zaten pembe rengini de seviyorum. Bir de bu bandana normalde geriye doğru takılıyor ama şu an ben girişte böyle olsun dedim. Mesela sporcu gibi şey takıyorlar ya böyle. Bir de şunun şurasında turuncu bir gagası vardı. O çıkmıştı oradan. Sonra onu yapıştıracaktık. Koyduğum yerde yoktu. Sanırım çöpe gitti. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz ki ben gözlük kullanıyorum ve miyopum. Normalde gözlük takmayınca da lens takıyorum. Lenslerimi bulamadım ve şu an birazdan cilt bakım yapacağımız için de gözlük takmak istemedim. Aynen. Ve görmüyorum. Bir de açılmamış kutu kutu lensleri aynen de vardı. Onları da koyduğu yerde bulamadı. Çok sinirlendim. Sanırım bir yere koydu, onları yerini değiştirdim ve o koyduğu yerini unuttu. Bir de video öncesi gerçekten çok sinirlendim. 2 saat boyunca lenslerimi aradım ama bulamadım. Görmüyorum arkadaşlar. Görmediğim bir yere bakıyorum. Miyoplar benim kesinlikle çok iyi anlayacak. Böyle sivit falan gidip çünkü hava çok soğuk. Evet, aşırı çok üşüyorum. Karadeniz bölgesi çok soğuk. Özellikle İstanbul Rize. Şeydi, akşamları çok soğuk oluyordu. Burada gün boyu soğuk. Üşüyorsunuz. Geceleri yorganla yattım. Dün gece 2 tane battaniye, bir yorgan. Evet, yani biliriz kış. Neyse arkadaşlar, birazdan dediğimiz gibi cilt bakımı yapacağız. Onun öncesinde gerçekten İstanbul vloglarımı izlediniz mi? Eğer Hande'nin İstanbul vloglarını izlemediyseniz şuradaki kartlar bölümünden izleyebilirsiniz. Bir de ablamla soru cevap yaptık. Dilara senin hakkında öyle atıp tuttuk ki. Hepsini onu da izlemediyseniz izledim, bırakacağım. Gerçekten çok eğlenceliydi ama. Bir de vlog çektiklerinde bana şu küpenin aldığını söylemişlerdi. Evet. Ve bugün ben bu küpeleri takacağım. Aslında babam aynen beğenmiş bunları. Hatta biz küçükken bunların meyvelerini kulaklarımıza takardık. Artık gerçek bir küpem var. Ama şey çok... Ay! Göz ettim. Şuradan takılıyor. Arkadaşlar alttan çıkıyor, buradan takıyorsunuz. Gösterdikçe bozuluyor. Bir şey olursa ben ağlarım çünkü çok beğenmiştim bunu. Bir şey diyeceğim. Benim 2-3 gündür yüzüm böyle bir şiş, bir kötü, kızarık. Kötü yani, bir anlayamadım. Zaten göremediğim için de gözlerim şöyle kıza benim falan bilirim. Benim bu aralar şuralarım şiş. Neyse arkadaşlar, hazırlanmaya başlamadan önce kesinlikle bildiğiniz üzere cilt bakımımızı yapıyoruz. Tabii evet, bunu her gün yapıyoruz. Ben okula giderken de yapıyorum. Gece yatarken de yapıyorum ve bu şekilde. Tabii ki de porselen bir makyaj için güzel bir cilt bakımı lazım. O zaman cilt bakımımıza başlayalım. Biliyorsunuz ki her zaman cilt bakımımıza poreo ile başlıyoruz. Bugün de Foreo'nun Dunamine 2'lerini kullanacağız. Çünkü gerçekten diğer videolarımızda da sık sık bahsediyoruz kendilerinden. Foreo'ma çok uyumluyum. Evet, uyumlusun. Ben öyle bir şey yapmadım. Bir de arkadaşlar, bunları aldığımız günden beri ilk defa şarj ettik ve hala aynılar. Kaç ay oldu? Hiç bitmedi ki. Bir kere şarj ettik. Daha evet, da hiç bitmediler zaten. 5 ay olmuştur. Bilmeyenler için tekrardan hatırlatmak istiyorum. Böyle düğmesini basıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz titreşimini arttırıyorsunuz. İsterseniz kısıyorsunuz. Sonra da böyle 1 dakika boyunca cildinizde istediğiniz bir jeli kullanarak evet, uyguluyorsunuz. Çok kolay bir şekilde Nivea'nın bu köpüğünü kullanacağız. Köpük kullanıyoruz sizin de görmenizi istediğimiz için. Genelde zaten bunu kullanıyoruz. Çok kolay oluyor. Kullanışlı oluyor. Siz dilerseniz istediğinizi kullanabilirsiniz tabii ki de. Şimdi bunu normal takacağım. Saçlarım bulaşmasın diye. Çünkü az önce duştan çıktım ve saçlarımı bir saatlik düzleştirdim. Biliyorsunuz artık kıvırcık olduğum halde hep düzleştiriyorum. Kıvırcık değilsin ki artık, düzeldi. Yani sürekli keratin yapıyor. Sürekli keratin yapıyor. Artık saçları dümdüz. Bunun için çok mutlu. İnsan kıvırcık olmak ister. Şimdi foreolanıyoruz. Arkadaşlar açıyı değiştirdik çünkü biraz sıkıştı. Sığmadık kameraya. Köpüklere bak. Ben de. Sesler. Şu an elim aşırı derece titriyor. Evet. Bir dakika boyunca arkadaşlar dairesel hareketlerle uyguluyoruz. Foreo'nun titreşimleri sayesinde yüzünüzdeki kan akışımını da hızlandırıyor. Ve bu yüzden yüzünüze bir canlılık katıyor. Bir de makyajınızı temizledikten sonra Foreo'yla da tüm içinde gözeneklerinizin içindeki kanıtları temizleyebilirsiniz. Çünkü makyaj temizleyicilere güvenmeyin. Onlar yüzünüzü o kadar güzel de temizlediğini sanmıyorum. Foreo'muzu ve yüzümüzü yıkayıp geliyoruz. Bye. Evet arkadaşlar.
arkadaşlar, yüzümüzü yıkadık ve geldik. Şimdi makyaj yapacağız. Tüm kullanabileceğimiz ürünleri şuraya koyduk. Şimdi ben bandanamı tabii ki takacağım çünkü saçlarım önüme gelip duruyor. Ben direkt arkadaşlar Pit Me'nin bu kapatıcısıyla başlıyorum yani. Şimdi gözüme geçiyorum. Ten makyajımı en son yapacağım. Çünkü elim hep sürekli yüzümde olduğu için ten makyajım bu şekilde çıkar. Evet, ben hazırlandım. Saçlarımı tekrardan üzerinden geçtim. Çünkü bandana taktığım için saçlarım geriye doğru olmuş. Önlerimi tekrardan düzleştirdim. Artık TikTok falan da çektim. Her neyse, benim makyajım bu şekilde. Küpelerimi göstermiştim size. Bunları da taktım. Çünkü ceketimle uydurdum bunları ve farımda az kırmızımsı bir şey yaptım. Turuncumsu, kırmızımsı bir şey. Altına vazgeçemez siyah taytımı giydim. Çünkü ben hep kışın siyah tayt giyiyorum. Başka bir şey giymiyorum. Kot pantolon falan. Çok nadir. Kırmızı çorap giydim. Pabuçlarım da ayağımda. Bir de babam bizi az önce aradı. Ne zaman geleyim diye. Şimdi biz onu ona söyledik. Yolda geliyor. Sonra bizi alacak. Sonra da gideceğiz. Bu şekilde. Öptüm sizi Pikachu'lar. Arkadaşlar şimdi yemeklerimizi sipariş verdik. Gelmelerini bekliyoruz. Neyse, sizler de burada. Üstümde bir şey giydim böyle. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar babam normalde Adanalı. Bu kadar pul biber nasıl döktün buna? Babam diyor ki inanacaklar, öyle söyleme. Şaka mı yaptın? Bana afiyet olsun. Daha önce bu restoranta gelmemiştik. İlk defa gelmiştik. Deneyelim dedik ama hiç memnun kalmadık. İlk defa geldik şu arka tarafa. Hiç memnun kalmadık. Şimdi başka yere geçeceğiz. Gerçekten aç çıktık. Arkadaşlar evet, şu an biz kahvemizi falan içtik. Böyle takılıyoruz ama çok şarkı olduğu için umarım telif yemeyiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bile ben bu yıl üniversite sınavına gireceğim. Bu yüzden sürekli ders çalışmam ve test çözmem gerekiyor. Bu yüzden sizinle birlikte böyle soru falan çözelim ya da test falan çözelim mi? Çünkü bu şekilde motivasyon videoları benden çok istiyorsunuz. Instagram'dan da zaten belirtiyorsunuz. Dilara ders çalışma videoları çeker misin diye. Çünkü bu şekilde videolar size böyle motivasyonlandırıyor. Sizin de böyle ders çalışmanız geliyor. Her hafta böyle ders çalışma videosu paylaşmayı düşünüyorum. Bu şekilde. Sizin de önerilerinizi istiyorum ama yorumlar kısmı kapalı olduğu için biz bu videoyu gönderi olarak YouTube'a paylaşıyoruz. Oradaki yorumlarda yorumlarınızı yapabilirsiniz zaten. Bir de arkadaşlar piercingim diyordunuz ki çok büyük çok büyük. Piercingim ay. piercingim arkadaşlar küçüktü. Bitti ya. Küçük piercing aldım. Böyle daha iyi olur. Işık o kadar güzel ki kamerayı hiç bırakmak istemiyorum. Böyle işte çok konuştum bu şekilde. Yani o kadar çok oturduk ve boş boş konuşuyorum. Evet, bugünkü videonun kapanışını ben yapıyorum. Hikayene de ben yapayım. Hep sürekli Hande ile beni görmekten belki de sıkılmışsınızdır. Zaten son videolarda hep Hande vardı. İstanbul'a falan gittiğinden dolayı. Her neyse. Evet arkadaşlar, bizim bugünkü videomuz, vlogumuz bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi buradan kocaman öpüyorum. Sizi bugün çok öptüm. Neyse. Hande el salla. Evet. Hoşça kalın, bye bye. Dilara size içeride bir şeyler söylemiş. Ne söyledi bilmiyorum ama ben de kapanış yapmak istedim. Lütfen videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz. Telefonum kapandı. Abone olmayı da unutmayın. Vuy. Ne? Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın, bye bye.